Siz de abone olarak farkı yaşayın. Açıların çocuğu Emrah Batmaz. Arkadaşlar merhaba. Bölme bölünebilme kurallarına geldik kardeşlerim. Bu videomuzda 7. ünitedeyiz. 1. köşe taşıyla başlıyorum dostlar. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. 2 ile tam bölünemeyen 3 basamaklı en büyük pozitif tam sayı diyor dostlarım. Şimdi 2 ile tam bölünemeyen. 2 ile bölünebilme kurallarını hemen şurada söyleyelim dostlarım. Bakın hocam yazmış zaten burada. Diyoruz ki son rakamı, yani birler basamağında bulunan, şöyle 3 basamaklı bir sayı olsun, şu son rakamı dostlarım, birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8. Bu sayılardan biri ise, bu rakamlardan biri ise buradaki sayı kesinlikle 2'ye tam bölünür. Eğer bunlardan biri değilse de, mesela 3 olsun burası, 2 ile tam bölünmez, hatta kalan da 1'dir deriz. Neden 1'dir deriz hocam? Şimdi 2 olsaydı burası, tam 2 olsaydı tam bölünecekti. 3 diyor, yani 1 fazlasını söylediği için kalan da 1 diyoruz dostlarım. Peki şimdi sorumuzu bir daha okuyalım. 2 ile tam bölünemeyen 3 basamaklı en büyük. Şimdi 3 basamaklı olacak. En büyük olacağı için 9 ile başladım dostlarım. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. O zaman bir 9 daha patlattım ben buraya. Bölünemeyen diyor. Şimdi buraya 8 yazmayacağım. 8 yazarsam tam bölünür olacak. O yüzden buraya da 9 yazıyorum dostlarım. Rakamları farklı demediği için 9'u gönül rahatlığıyla yazdım. İşte en büyük pozitif tam sayıyı bulduk. Diyor ki sonra 2'ye tam bölünebilen. Şimdi 2 basamaklı bir sayı yazacağım. 2'ye tam bölünecek dostlarım. O halde şuraya 0, 2, 4, 6, 8'den birini yazacağım ben. En küçük negatif tam sayı. Şimdi negatif olacak, bir kere eksiği koyalım başımıza. En küçük olacağı için 9 ile başlattım. Biliyorsunuz negatif sayılar geriye doğru gittikçe daha da küçülüyor. Sıfırdan uzaklaştıkça arkadaşlarım. Buraya da peki rakamları farklı demiş mi? Yine dememiş dostlarım. Yani gerçi bölünecekti bu 2'ye tam. O yüzden 8 yazıyorum buraya. Eksi 98'i de buraya koydum dostlar. İşte bu ikisinin toplamını soruyor bize. Biri pozitif biri negatif olduğu için çıkartma işlemi yapacağız. 999'dan 98'i çıkartırsanız dostlarım 901 kaldığını göreceksiniz. Geldim 2 numaraya. Rakamları birbirinden farklı. Bilmem ne 5 basamaklı sayısı 2 ile tam bölünebiliyor. O halde bizim burada C'ye yazacağımız değerler 0, 2, 4, 6 ve 8 olacak. Buna göre bu sayının rakamları toplamı en az kaçtır diye soruyor. Yani bize de şunu soruyor. A'yı, 3'ü, B'yi, 5 ve C'yi toplayın. Bu minimum olsun diyor. En küçük olsun diyor arkadaşlar. Peki C'yi ne seçebilirim dostlar ben? Şunlardan biri olacak değil mi? Tam bölünebildiğine göre diyor. Değil mi? Tam bölünebilmektedir diyor. Şunlardan birini seçeceğim. Peki A ile B'yi ne yazacağız arkadaşlarım? Bunlar da serbestsiniz dostlar. İstediğiniz en küçük iki rakamı yazın. Şimdi A'ya 0 demeyin, 1 diyelim. A 0 olursa burası 5 basamaklı olmaz. B'ye biz 0 diyelim dostlarım. B'ye 0 dedik. Rakamları birbirinden farklı dediği için bunu yapıyorum. C'ye de 2 dedim arkadaşlar. Şimdi bu durumda rakamları toplamı kaç oldu? Bir toplayalım. 5, 3 daha 8, 2 daha 10, 1 daha 11 çıktı dostlarım. İşte bulduk kardeşlerim. Geldik şuna. A küçük, B küçük, C olmak üzere A, B, C 3 basamaklı sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir diyor. Toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi C dediğim sayı, A, B, C diyoruz ya arkadaşlar, 0 olabilir. 2, 4, 6, 8 de olur. 2 ile tam bölünebildiğine göre. 4, 6, 8 de olur. Şimdi 0 olursa burası, C 0 ise... B 0'dan küçük bir rakam olacak. 0'dan küçük rakamımız yok. Negatif sayılara giriyor ki onlar da rakam değil. O yüzden 0'ı sildim. C'ye 2 diyelim dostlarım. Şimdi C 2 olsa B 2'den küçük bir sayı olacak 1. A da 1'den küçük bir sayı olacak 0 mecbur olacaklar. Peki A 0 olabilir mi? Hayır, bakın A, B, C 3 basamaklı demiş. O halde A'nın 0 olma ihtimali de yok. Demek ki bu da değil. Peki C'ye 4 verdim dostlar. O halde 4 olsun dedim. C 4. B C'den küçük olacak. 2 diyelim.
3 de diyebilirdim ama toplamın en küçük olmasını istiyor. O yüzden 2 verdim. A ya da 1 dedim arkadaşlar. Peki şimdi toplayalım dostlar. 4, 2 daha 6. 1 daha 7 çıktı kardeşlerim. Peki devam edelim. 4 numaradayız. 2 ile tam bölünebilen 2 basamaklı en büyük doğal sayı. Hadi yazalım bunu. Şimdi 2 ile tam bölünebilen 2 basamaklı en büyük doğal sayı diyor. O zaman 9 ile başlatıyorum en büyük dediği için. 2 ile tam bölünebildiği için de 8 yazıyorum buraya dostlar. Diyor ki 2'ye tam bölünemeyen rakamları farklı 2 basamaklı en küçük doğal sayı. 2'ye tam bölünemeyecek arkadaşlarım. O halde 1 0 olsa en küçük 2 basamaklı rakamımız bu. 2'ye tam bölünür çünkü sonu 0. 11 olur diyorum bir sonraki. Rakamları aynı. Bize diyor ki rakamları farklı olsun diyor. O zaman 12'yi alayım diyorum. 12 olsa da 2'ye tam bölünür. O halde ne kaldı geriye? 13'ü aldık arkadaşlar. Şartları sağladık. Burada şartlara dikkat edeceksiniz dostlar. Rakamları farklı mı? 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor mu? Bunlara dikkat ettikten sonra gerisi kolay. Peki 2 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı, işte bu ikisinin toplamından bahsediyor bize arkadaşlarım. Hadi toplayalım. 98 biri, 13 birisi oldu. Toplarsanız 13 ile 98'i, 8, 3 daha 11 elde var. 1, 9, 1 daha 10, 1 de elde 11 oldu. 111. Şimdi 111'in diyor ki bu toplam A'ymış. A bu. A sayısının 1 ve kendisi hariç tam bölenlerinin sayısı kaçtır diye bir soru sormuş. 1 ve kendisi hariç. Şimdi 111'i bölenler 1 böler. 3 böler. Hatta 3'e böldüğümüzde ne geliyor? Şöyle 111'i 3'e bölelim bir kenarda. 3 kere 3 9. 9 çıktı. 2, 21'de 7. 37 geliyor kardeşlerim. O zaman 37'ye de bölünür. Bir de 111'e bölünür. 1 ve kendisi hariç kaç tane böleni çıktı? 2 tane böleni çıktı. Tam sayı bölenlerini soruyor. Bir de bunların negatifleri olacak arkadaşlarım. Yani eksi 1, eksi 3, eksi 37, eksi 111. 1 ve kendisi hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böleni varmış dostlar. Denizli çıktı sorumuzun cevabı. Geldim 2 numaralı köşe taşına. Bakalım bu ne diyor? 5 ile bölünebilme soruları arkadaşlarım. Şimdi 5 ile bölünebilmenin de kuralı çok basit. Son rakam, en son birler basamağındaki rakam ya 0 olacak ya da 5 olacak. Tam bölünüyorsa 0 ya da 5. Ama bakın dikkatli dinleyin. Deseydi ki 5 ile bölümünden kalan 2. O zaman bu son rakam ya 2 olacak, bak 0'a 2 ekledim, ya da 7 olacak, 5'e 2 ekledim. Dese ki bilmem ne sayısının 5 ile bölümünden kalan 3. O zaman diyeceğim ki son basamak ya 3 olacak ya da 8 olacak. İnşallah anladınız mevzuyu arkadaşlar. Şimdi okuyalım. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bilmem ne sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Bak bu da kalan 3 demiş. O zaman ben diyorum ki bu A9B sayısının son rakamı ya 3 olacak, A9B'nin son rakamı ya da 8 olacak. Kalan 3 dediği için. Kalan yok deseydi, tam bölünüyor deseydi 0 olacaktı, 5 olacaktı. Kaç kaldı diyorsa da ekliyorum 0 ile 5'in üstüne. Şimdi iki seçeneğim var arkadaşlarım. Bunların ikisi. Ne diyor bize? Rakamları farklı olacak. O halde A yerine ben 9 ile 3 yazamam dostlarım. Ne yazarım? 1 yazarım, 2 yazarım, 3 yazamam, 4 yazarım, 5, 6, 7, 8 yazarım. 9'u yazamam kardeşlerim. Peki burada A yerine ne yazabilirim kardeşler? 1 yazarız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i yazamam, 9'u yazamam. Rakamları aynı olur. Peki diyor ki bize A artı B'nin toplamı en çok kaç olur? Bak burada en çok 11 oluyor. Burada da en çok 15 geliyor. O halde cevap 15 çıkacak dostlar. Geldim 2'ye. 4 basamaklı bilmem ne sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. 5 ile tam bölünüyorsa gobeller. Ama son rakam ne olacaktı? 0 ya da 5. Ama bak burada bir ince detay var. Tek diyor kardeşim. Lütfen dikkat edin şu ince detaylara. Tek dediği zaman son rakam kesinlikle tek bir sayı olacak. Yani 5 olacak o halde. Demek ki bizim sayımız A, 2, A, 5 olacakmış. 0'ı yazmıyor. Buna göre bu sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır diye soruyor. Dostlar en büyük değer A'ya 9 derseniz 9295 olur. En küçük değer A'ya 1 derseniz
1215 olur. Bu ikisinin toplamını soruyor bize. 0 elde var 1. 0 elde de 1 vardı 11. Yine elde 1 var. 4, 5 oldu. 9, 1 daha 10 oldu. 10, 510. Yani Bursa şıkkı doğru cevap. Evet, 3 numaralıyım arkadaşlar. 3 basamaklı sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir diyor dostlarım. O halde ben diyorum ki son rakam ya 0 ya 5. Yani bizim alabileceğimiz değerler A3 0 olur, A3 5 olur. Peki. Buna göre bilmem ne 3 basamaklı sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlarım 1 desem 130 olur, 1 desem 135 olur, 2 desem 230, 235. En büyüğünü de bulalım, bir de 9'lar yazalım. Şimdi en büyük 935 oldu dostlarım. Şuradan geldi büyük olan. En küçük de 130 oldu. Küçük de buradan geldi. Bu ikisinin toplamını soruyor. 5, 6, 10. 1065 Denizli şıkkı doğru cevapmış. 4 numaralı sorudayız. 4 basamaklı bilmem ne sayısı 5 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir diyor arkadaşlarım. 2 kalanını veriyorsa son basamak ya 2 ya da 7 olacak değil mi dostlar? Şimdi yazalım. 4A3 ya 2 olacak. 4A3 ya da 7 olacak. Devam. 2 ile tam bölünebilmektedir. 2 ile tam bölünebilmenin kuralı neydi? Son rakam 2'nin katı olacak. 0, 2, 4, 6, 8 olacak. Bu olmadı o zaman. Buraya hiç bakmaya gerek kalmadı. Buradan sildik. Bu oldu. Bu sayının alabileceği en büyük değerle en küçük değerin farkı kaçtır diye soruyor bize. Arkadaşlar A yerine 9 yazarsam en büyük değer. 0 yazarsam, bak buraya dikkat, A 0 olabilir çünkü başta değil. 0 yazarsam da en küçük değerini alır. O halde 4932 en büyük. 4032 de en küçük değerini aldı dostlarım ki çıkartırsanız bunları birbirinden 0 0 9 0. Yani 900 kaldığını göreceksiniz. Peki. Çevirdim hemen. 3 numaralı köşe taşındayım. 10 ile bölünebilme var arkadaşlar. Bir sayının 10 ile tam bölünebilmesi için son basamağının 0 olması lazım. Bakın buraya kadar hep son basamaklar. 2 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilmeyi gördük. Şimdi de 10 ile bölünebilmedeyiz ve hep son basamak, son rakamla ilgileniyoruz. Birler basamağı ile ilgileniyoruz. 10 ile bölünebilmenin kuralı neymiş? Son basamak 0 olacak. Kalan 3 derse ne olacak? Buraya 3 ekleyeceğim. Bu son basamak 3 olacak. Kalan 5 derse 5 ekleyeceğim. Son basamak 5 olacak. Ne diyor? 10 ile bölümünden kalan 5. Yani sayı şöyle. A 6, 5 olmak zorundadır. Sayımız böyle bir şey arkadaşlar. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alanı. Bak şimdi geldik 3 ile bölünebilme kuralına bir de. Dostlar çok kolay bir bölünebilme kuralıdır. 3 ile bölünebilme. Şöyle bakıyorsunuz. Sayının rakamlarını topluyorsunuz. 3'ün katı ise tam bölünüyor. Ama 3'ün katından bir fazla çıktı. Mesela 16 çıktı diyelim. Bak 15'ten bir fazla. O zaman kalan 1 diyoruz. Mesela 17 çıktı diyelim. Bak 15'ten 2 fazla. 3'ün katından 2 fazla. O zaman kalan 2 diyoruz. Mesela rakamlarını topladın. 10 çıktı. Bak 9'dan bir fazla. Kalan 1. Anladık mı kardeşim? Eğer tam 3'ün katı çıkıyorsa da o zaman tam bölünüyor demektir. Şimdi 3 ile tam bölünebildiğine göre demek ki şu rakamların toplamı 3'ün tam katı. Şimdi topluyorum bak. Toplarken de şöyle bir detay verelim. Şimdi 6 var burada. Zaten 3'ün katı değil mi kardeşim bu? O zaman bunu hiç sayma. Boş ver bunu. 5'e bak şimdi. 5 3'ün katı değil. Peki 5'e kaç eklersem 3'ün katı olur? 1 ekledim. Demek ki A 1 olursa 1, 5 daha 6. 6 da burada vardı. 12. Bak 3'ün tam katı. Tam bölünüyor o zaman. Şimdi ilk rakamı bulduktan sonra gerisi de çocuk oyuncağı arkadaşlarım. İkinci rakam tek tek denemeyin. Acaba 2'yi yazarsam bak ne oluyor? 3'ü yazarsam ne oluyor diye düşünmeyin. İlk rakamı buldun mu? Bir sonraki kesin 3 fazlası 4. Bir sonraki kesinlikle 3 fazlası 7. Bir sonraki 3 fazlası 10 diyeceğim ama A 10 olamaz değil mi arkadaşlarım? Neden? Çünkü 10 rakam değil. O zaman A'nın alabileceği 3 değer vardır. A'nın alabileceği kaç değer vardır diye soruyor. Cevabımız da Bursa çıktı arkadaşlar. Geldik şuna. 5 basamaklı sayısının 10 ile bölümünden kalan 5. Bak hemen 2'ni uygulayalım şimdi. 5, A, 2, B. Kalan 5 dediğine göre son rakam kesinlikle 5 olacak. Peki bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre gobeller tam bölünüyor. O zaman rakamları toplamı 3'ün tam katı olacak. Şimdi 5, 2 daha 7. 5 daha 12 yaptı.
Şimdi 12 var. Bir de A var, bir de B var. Şimdi bunların toplamı kesinlikle 3'ün katı. Dostum, ben bu A ile B'nin toplamına 0 desem, 12 ile 0'ın toplamı 3'ün katı mı? Yani 12 yaptı. Evet, 3'ün katı oldu. Toplamları 0 olabilir o zaman. Peki, ne diyorduk? İlkini buldun mu? 3 fazlası. Bak, toplamları bile olsa 3 fazlası 3. 3 fazlası 6. 3 fazlası 9. Şuradan devam edeyim. 3 fazlası 12. 3 fazlası 15. 18. 21. 24 diye gider. Ama bir dur. Zıplamayalım şimdi. Dostum, A ile B birer rakam değil mi kardeşim? Peki iki tane rakamın toplamı şimdi maksimum kaç olur? Bu da 9 olsa, bu da 9 olsa taş çatlasa 18 olur goberler. Yani 18'den daha büyük bir şey çıkmasının ihtimali yok. O yüzden bunları ve bundan sonrasına bakmasına gerek yok kardeşimin. Demek ki bunları alabilir diyorum arkadaşlarım. A artı B toplamını alabilecek kaç değer vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer varmış kardeşler. Cevabımız Denizli çıktı. 4 basamaklı sayısı 10 ile tam bölünebilmektedir. O zaman ne diyorsun kardeş? Son basamak kesin 0. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2. Şimdi bak. 3 ile bölümünden kalan 2. Yani 3'ün katı çıkacak rakamları toplamı ama 2 fazlası çıkacak kardeş. Peki ne yapıyorduk? Şimdi pratik olarak toplayalım. 3 zaten 3'ün katı ya. Bir daha katma bunu toplamaya. 2 var burada. Şimdi dostum, ben A'ya 0 desem, bak dikkatli dinle burayı. A 0 olsaydı, kalan 2 çıkıyor mu? Yani rakamlarla bir topla. 0, 2 daha 2, 3 daha 5, 0 daha 5. 5, 3'ten 2 fazla bak, kalan 2 çıktı. O zaman A 0 olabilir. Sonraki değer 3 fazlası 3, 3 fazlası 6, 3 fazlası 9. Tamam mıdır dostum? A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi topladığın zaman burasını 18 çıkıyor. Bir işaretleyeyim ben 18'i ama bak burada yine bir tavşanlık yapmayalım. Şöyle sorsaydı. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Cevabı 4 işaretleyenin kafasını keserim kardeşim. Cevabı 4 işaretleme yok goberle. Dikkatli olun. A 0 olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü A başta. Başta olsaydı 4 basamaklı olmazdı. Tavşanlık yapma yok. A 0 olamaz kardeşler. E hocam sen niye yazdın 0'ı? Ya ben yazdım ki ilk değeri bulayım. Sonrası 3 fazla gitsin diye yaptım onu da kardeşim. A'nın 3 farklı değeri vardır. Ha, toplamları da 18'dir. Devam ediyorum. 5 basamaklı sayısının 10 ile bölümünden kalan 6. O zaman bu keratanın son basamağı gençliğin gözyaşları kesin 6 olacak. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre diyor kardeşim. Şimdi Z'yi kesinlikle 6 bulduk mu? Onu bir yazalım. 3 ile tam bölünebiliyorsa hadi bir toplayalım bakalım bunları. 6 zaten 3'ün katı. Toplamaya katmana gerek yok. Bak 5 ile 4'ü topla 9. Bunları da toplamaya katmana gerek yok. O zaman X ile Y'ye ben 0 desem X ile Y'ye. Oldu mu kardeşim 0? E hocam olmaz normalde çünkü x 0 olmalı bu durumda, y de 0 olmalı ama olmayacak ama ben yine ilk değeri buldum. 3, 6, 9, 12, 15, 18 diye gidiyor ve 18'den fazla da olmuyordu. Peki x artı y artı z'nin en büyük değeri, x artı y, peki rakamları farklı falan filan bir şey dememiş. En fazla 18 mi oldu x artı y? E z de 6 idi, 18 ile 6'yı topla, 24'ü işaretledim kardeşim. Hadi bir köşe taşı daha gömelim kardeşler. Dördüncü köşe taşındayım. Bakalım bu ne diyor? 9 ile tam bölünebilmektedir. 9 ile bölünebilme kuralındayız dostlar. 3'e çok benzer. Hatta kopyasıdır diyebilirim. Burada da şuna bakacaksın. Rakamları toplamı 9'un katı olacak arkadaşlarım. 9'un katı olacak. Şimdi sorunun devamına bakarsanız 5 ile bölümünden kalan 4'tür diyor kardeşler. Ne demiştik biz? Son rakam ya 4 olacak ya da 5'in 4 fazlası 9 olacak. E tek sayı dediğine göre 9 olacak kesinlikle. Şöyle yazayım. 3 A A 9 oldu bizim sayımız. Şimdi A'nın değeri kaçtır diye soruyor. Bir de neydi? Bu kerata 9 ile tam bölünebilmekteydi değil mi dostlar? Peki 9 zaten 9'un katı olduğu için toplamaya katmıyorum. 3 var burada. 3'e ben kaç eklersem 9'un katı olur? 6 eklersem 9'un katı olur. Demek ki 2 A 6 olabilirmiş dostlarım. Başka? Hani 3'te yapıyorduk ya 3 fazlası 3 fazlası. Burada da şöyle yapıyorsun. 9 fazlası 15 olur. 9 fazlası 24. 9 fazlası diye gider. Ama ne demiştik? 2 rakamın toplamı 18'den büyük olamaz. O yüzden bundan sonrakiler gitti.
Demek ki 2A 15 olur. E o zaman A 7,5 oldu hocam. E olmadı değil mi o zaman? 15 de sildi. 2A 6 olur. A da 3 gelir kardeşlerim. Geldik şuna. 4 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 2. O zaman son basamak 2A 5. B dediğim sayının son basamağı ya 2. 2A 5. Ya da ne olacak arkadaşlarım? 2 kalıyorsa 7 olacak. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Tek çift sayı demiş mi? Onu da dememiş arkadaşlar. Bu iki seçenek duruyor. Şöyle bir ifade vermiş. Bakın bu ne demek? Bu sayı 9'un bir katı demek arkadaşlar. Yani 9'a tam bölünüyormuş bu sayımız. Madem ki 9'a tam bölünüyor, şöyle bir toplayalım. 5, 2 daha 7, 2 daha 9. O zaman A 0 olur. Bir de 9 fazlası 9 olur. A'nın buradan 2 değeri çıktı. 0 olur mu A? Olur. 0'a bir daha bakacaktık değil mi? Çünkü 0 neden olur burada? Başta değil çünkü A. Ortada bir yerdeyse 0 olur. Peki buna bakalım. 7, 2 daha 9 zaten. Başka bir şey söylemeye gerek yok onlar için. 5'e 4 eklerseniz 9 olur. Bir de 9 fazlası 13 ama rakam olduğu için 13 olmaz. Bir tane de buradan çıktı. 2 buradan, 1 buradan çıktı. Toplamda 3 tane değeri vardır arkadaşlar. Şuna bakalım. ABC birler basamağı 3 olan yani A, B... 3 gibi bir sayıymış. 9 ile bölünebilen 3 basamaklı bir sayıdır. 9 ile tam bölünüyor bu kardeşlerim. Madem ki 9 ile tam bölünüyor. Şu A ile B'nin toplamı 6 olur. 15 olur. Bir 9 daha ekledim ki ekleyemem. 2 rakamın toplamı 18'i geçmeyecek. Bunlar oldu. Peki bir de şöyle bir şart vermiş. A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi A ile B'nin toplamı 6 olursa. Dostum B, C 3'tü ya hani. B 3'ten büyük olacak. 4 olacak. E o zaman A'ya kaç kaldı? 2. E olmadı. A hepsinden büyük olacaktı. Bu gitti. 5 olsa 1 olacak. E yine olmadı değil mi? A en büyük olacak. Bu da gitti. Peki A ile B'nin toplamını 15 deneyelim. Şimdi B 3'ten büyük olacak. O zaman 4 olur. Bu ne oldu bu durumda? 11 oldu. E, A rakam olduğu için 11 olmaz. Gitti. 5 olsa 10 oldu. E yine rakam olmadı gitti. 6 olsa 9 olur. Uydu mu kurala? En büyükleri A sonra B oldu. 7 olsa 8 olur. Oldu. 8 olsa 7 olur. Bak A en büyük olmadı. Bu da gitti. Demek ki A'nın alabileceği değerler 9 ile 8. Bunların da toplamını soruyor. 17'yi işaretledim. Hadi son sorumuza bakalım. 4 basamaklı sayısı 10 ile bölümünden kalan 6 diyor. Yani 4, A, B, sonuncusu 6. C'yi bulduk 6. 9 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir diyor dostlarım. Şimdi 9 ile bölünecek 2 kalanını verecek. Demek ki rakamları toplayacağım ben 4 ile 6'yı 10. 10'a ben 1 eklersem 11 olur. Bak 9'dan 2 fazla. Yani kalan 2 oldu dostlarım o zaman. Anladın mı burayı bak? 4, 6 daha 11 daha 11. 11 dediğim sayıyı 9'a gerçekten böldüğünde kalanı 2 veriyor dostlarım. O yüzden 1 yazabilirim. Peki bir sonraki ne yazacağım? 9 fazlası 10. Bir sonraki 9 fazlası 19 diyeceğim ama 19 olmaz. Niye olmaz? 2 rakamın toplamı 18'i geçemezdi. Demek ki A ile B'nin toplamı en fazla 10. E C'de 6 olduğuna göre toplamları en fazla 16 olacakmış dostlarım. Evet kardeşler, ne yapsak diye düşünüyorum. Süremiz var mı diye şöyle kameraya bir bakmak istiyorum arkadaşlarım. Neyse burada duralım arkadaşlar. Bayağı bir zaman geçmiş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin.